Ayak mantarı dermatofit dediğimiz, epidermofiton ve trikofitonlar dediğimiz mantar tiplerince oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için bunları çevreden alıyoruz. Genellikle mantar hayvanlardan ve insanlardan bulaşır. Biz daha çok insanlardan kapıyoruz mantarı. Bunun için dikkat etmemiz gereken konular var. Mesela mantar ıslak yerleri, ıslak zeminleri ve ıslak nemliliği çok sever. Bu yüzden duş yerlerinde, ortak kullanılan duş alanlarında terlik giyinmesi, buradan bulaşabilir çünkü. Başkalarının terliklerinin, ayakkabılarının giyinmesi bu şekilde alınabiliyor. Ayrıca naylon çorapların giyinmesi terlemeyi artıracağı için veya bütün gün ayağın kapalı ayakkabılar içerisinde kalması yine terlemeyi artıracağından, abdest almak sık sık ayağın ıslanmasına neden olduğundan ve ıslak kalmasına sebep olduğundan mantar oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Artı diyabet ve bazı ailesel yatkınlıklar, ki bazı kişiler daha yatkındır ailesel olarak, mantar enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Eğer ayak mantarı zamanında tedavi edilmezse tırnağa yerleşeceğinden tedavi oldukça güçleşir. Normalde ayak mantarının tedavisi çok kolaydır ama tırnak mantarı tedavide biraz güçlük yaratmaktadır. Çünkü uyumu zordur ve en az 6 aylık bir tedavi gerektirir. Bu nedenle mantarın erken evrelerinde tespit edildiğinde hemen tedavi edilmesi, ıslak bırakmamak gibi önlemlerin alınması, bulaşıcılığın azalması açısından ve vücudun diğer yerlerine yayılmasını engellemek için önem taşımaktadır.